Merhaba arkadaşlar. Bu hafta dersimizde sizlere reflektörler, yansıtıcılarla veya yumuşatıcılarla ilgili bilgi vereceğim. Elimde gördüğünüz taşıması gayet kolay, kullanışlı bir ürün. Çantanın içinde ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmişsinizdir. Bunun içerisinde özellikle yani doğal ışıklardan kullanılmak üzere ışığı farklı yönlere yansıtmak için yansıtıcılar veya reflektör denilen sistem var. Daha doğrusu parçalar var. 5 in 1 olarak geçiyor arkadaşlar. İşte siyahı var, beyazı var, goldu var ve bir de difüzör dediğimiz yumuşak ışığı daha dokusal olarak geçiren, hassas geçiren, daha doğrusu süzgece benzeyen bir özel şey var. Bunlarla işte kullanım amacına göre iç mekanda, dış mekanda çekim yaparken ışığı yumuşatma ve ışığı daha sert kullanma yönünde o anki durumumuza göre faydalanabiliyoruz. Bunlar daha çok işte hani pahalı ekipmanlara yönelik iş yapamayan veya yönelemeyen veya alamayan insanlara alternatif olarak üretilen ürünler. Ki sağda solda dediğim gibi fotoğrafçılarda bolca görürsünüz. Özellikle düğün fotoğrafçılarının vazgeçilmez unsurları. Ürün çekimler için de çokça kullanılıyor. Açtığımız zaman böyle bir durumda geliyor. Yalnız bunu açarken biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Aniden sert bir şekilde bakabilir. Gördüğünüz gibi. Şöyle şu anda muhtemelen gözünüzü alıyordur diye düşünüyorum. Böyle bir yansıtıcımız. Bu birincisi. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman arkadaşlar bu siyah. Burada da işte hani gelen ışığı azaltmak veya biraz daha gölge düşürmek istersek o zaman bunları kullanıyoruz. Veya da işte çekim esnasında hani tepeden bir ışık geliyorsa ve gölge falan oluyorsa ki dış mekanda çekim yaparken ağaçların altında durduğunuz zaman ne yapıyor? Başınıza veya yüzünüze gölgeler, ağaçların, yaprakların gölgeler falan düşüyor. Ne yaparsınız? Fotoğrafçıyı arkadaş kadrajı alırken diğer arkadaş şöyle tepesine gelecek şöyle bir pozisyonda tuttuğu zaman ne yapıyor? Biraz üst taraftan kadraja girmeyecek şekilde gelen istemsiz, gereksiz ışığı kesmiş olursunuz. Şey yaparsınız. Ondan sonra bunun içerisinde yine fermuar var. Şuradan fermuarımızı açmaya başladık mı arkadaşlar? Bu ürünün en sevdiğim özelliği bu. İç içe geçirilmiş şekilde arkadaşlar ürünler. Şöyle çıkartalım. Bu işte dediğim hani gelen ışığı tuttuğunuz zaman yansıtma oranı pek fazla olmasa da en azından tepeden gelen ışığı daha yumuşak bir şekilde aşağı düşme olanağı tanır. İşte yine az önce bahsettiğim gibi tepeden aşağı çok sert bir ışık veriyor veya yataydan gelen bir ışık var. Mesela buradan gelen bir ışık kaynağı karşı. Şöyle tuttuğunuz zaman veya tepeden tuttuğunuz zaman oradan gelen ışığı kırıp daha çok dağıtacaktır ki zaten softboxlarımızın üzerindeki bulunan malzeme de bu malzemedir arkadaşlar. Ne yapıyor? Tek bir noktadan gelen ışığı daha geniş bir alana yaymak için kullanılıyor. Bunu da dışarıda, doğada bu tarz alanlarda kullanabiliyoruz. Çekebiliyoruz. Bunu fazla değişmiyor. Bu zaten tek parça. Daha sonra arkadaşlar bu yüzeye gümüş demiştik. Diğer yüzeye siyah demiştik. İki. Şimdi bunu fermuarı tam açıp ters çevirdiğimiz zaman arkadaşlar iki farklı özelliğini de görmüş olacağız. Ben ürünü gayet seviyorum. Kullanışlı. Yani biraz büyük ama hafif bir malzeme. Ve dayanıklı. Bunu ortalama 5-6 yıldır kullanıyorum. Şu andaki piyasa fiyatını, değerini bilemiyorum maalesef. Şimdi şurada bir çıkıntısı vardı. Evet. Şuradan. Şunu alıp şöyle tuttuğumuz zaman hani sağa sola kaymaması için şuradan fermuarımızı çekerek tekrar kapatıyoruz. Evet. Bu şekilde kapatıyoruz. Bu sefer ne oldu? Gold 1 softbox'ımız oldu. Yansıtıcımız oldu. Bunda da işte yine normal ışığı kullanarak
Özellikle bu ürün tanıtımlarda altın, takı vesaire falan malzemelerin tanıtımda çokça tercih ediliyor. Çünkü sarı olanı daha bir sarımtırak yapıyor ve daha bir albeniliğe falan yapıyor ve gölgelerini de ona nispeten temizlediği için veya difüze ettiği için, asimile ettiği için daha kullanışlı oluyor. Diğer yüzümüz beyaz. Hani burada farz edelim işte çekimlerde portre, özellikle portre çekimi yapıyorsanız, kullanıyorsanız nedir? Gözleri çok fazla ışığın almaması için. Az önce bahsettiğimiz mesela gümüşte yüze tuttuğunuz zaman çok aşırı bir şekilde gözleri alıyor, rahatsız ediyor. Özellikle düğün çekimi falan yapıyorsanız dış mekanda insanların yüzüne tuttuğunuz zaman bir 3-5 çekimden sonra veya 5-6 çekimden sonra karşıdaki insan emin olun görme sorunu yaşamaya başlıyor. Gözler sulanmaya başlıyor. O yüzden bu da yumuşak bir yansıtıcı özelliğe sahip. Bu da işte yine aynı şekilde aynı mantıkla tutup kullanacağınız alanın veya gelen ışığın kaynağına göre değerlendirip çekim yapabilirsiniz. Şey yapabilirsiniz. Bunlardan bir tane olabilir, iki tane olabilir. Ama tek bir tane yeterli oluyor. Çünkü özellikle dışarıda tek bir ışık kaynağımız var. Güzel. Güneş. Bunu uygun şartlarda, uygun zamanlarda çok daha güzel ve verimli bir şekilde kullanabiliriz. Yani ben şahsen o düşüncedeyim. İçeride de zaten iki tane ışık kaynağınız varsa hiçbir sorun yoktur. Ama tek bir ışık kaynağınız varsa ve çekimlerde de sorun yaşıyorsanız böyle bir malzemeyi tavsiye ederim yani. Fiyatını bilmiyorum ama cep yakacak bir maliyette olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü ben bunu bayağı bir önceden aldım. Yıllardır kullandım halde. Pek de fazla bir deformasyon olmadı. Pek de bir sıkıntı yaşamadım. En güzel özelliği dediğim gibi hafif olması, dayanıklı olması ve her yerde taşınabilmesi. Yani bir el çantası gibi. Gördüğünüz üzere şöyle. Yani orantılayacak olursak yani güneşle ay gibi diyebiliriz yani. Bu da ne yapıyor? Kullanımını kolaylaştırıyor, taşımasını kolaylaştırıyor. Katlama esnasında arkadaşlar şöyle şu şekilde yapıp yaptığınız zaman yani belki ilk başlangıçta katlarken biraz zorluk çekebilirsiniz ama bir iki defa denedikten sonra hiçbir sorun olmayacaktır. Sadece iyi muhafaza edin. Uzun süre kullanmak istiyorsanız ona dikkat edin. Ve bu tür malzemelerde çok fazla sağda solda kimseyle paylaşmayın. Çünkü olmadık bir zamanda ihtiyacınız olur. Bu sefer de üründe bir sıkıntı mevcut olmuşsa bu sefer sizin işiniz yarım kalır. Evet. Arkadaşlar, ürünümüz bu şekilde. Böyle portatif, pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi zaten test çekimlerini yapacağım. Özellikle gold kullanmayacağım. Gümüşü kullanacağım. Çünkü iç mekanda olduğum için bana daha çok ışık kaynağı gerekeceği için öteki difüzör olsun, yumuşatıcı olsun veya da gold olsun, altın dediğimiz sarı renkteki onları kullanmayacağım. Sadece gümüşü kullanacağım. O da dediğim gibi tek bir ışık kaynağım olduğu için ondan gelen ışığı daha güçlü yansıtmam gerekiyor ki onu şey yapayım, toparlayabileyim, aradaki farkı kapatabileyim. Onunla bir iki deneme çekim yapacağım. Onları izledikten sonra dersimizi bitiririz. Evet arkadaşlar, şimdi birkaç deneme çekimi yapacağız. Özellikle işte ışığın iki açıdan gelmesi veya tek açıdan gelmesi nasıl bir etki veriyor onlara bakacağız. Onun dışında işte hani tek bir ışık kaynağımız varsa ikinci bir ışık kaynağı olarak kullanacağımız softbox'ı nasıl kullanacağımızı veya ışığı nasıl değerlendirebileceğimizi göstermeye çalışacağım. Onun dışında bu sadece iç mekan çekimler için değil, bunu yapay ışıklarla değil, doğal ışıklarla da bu yansıtıcılarla, reflektörlerle bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Amacımız hani kısıtlı bütçede dediğim gibi bir sermayemiz varsa, bir birikimimiz varsa tek bir tane güzel bir ışık kaynağımız olursa bunun karşısında kullanabileceğimiz ekstra bir softbox veya reflektörle bu işi çözüme kavuşturabiliriz. Reflektör dediğimiz illa bu şekilde hani anlattığım reflektörler gibi değil. Büyük beyaz kağıtlarla da bu işlemi yapabiliriz. Ama bu reflektörler çok pahalı ürünler değil.
Şimdi bir deneme çektikten sonra tekrar mukayese edebiliriz arkadaşlar. Şimdi buradan ekranı ayarlıyorum. Şimdi normalde iki softbox'ım da açık. İkisinde ışığı son derece güçlü. Burada yani güçlü derken son noktaya kadar açmışım. Şimdi bu şekilde bir çekim alacağım. Daha sonra birisini kapatıp birisini açacağım. Diğerini kapatıp diğerini kapatacağım ve biri kapalıyken onu devre dışı bırakıp yansıtıcı, reflektör kullanarak o ışığı tamamlamaya çalışacağım. O farkı da sizin burada görmenizi istiyorum. Yani bu arada çekimi de Remove K1 ile çekiyorum. Şu anda ortamda sadece yansıttığı şeylerin, flaşörlerin, softboxların dışında bir ışık kaynağım yoktur arkadaşlar. Bunu da biliniz. Şimdi genelde diyaframımı 8 olarak tutuyorum arkadaşlar. Burada diyaframı 8 tutmamdaki neden derinliğin, netliğin daha fazla olması. Ondan sonra enstantanemde buna eşdeğer olarak 30'da falan oluyor. Tripod kullanmamın amacı titreşimi sıfıra indirmek çekimde. Şimdi bir test çekimi alıyoruz. Şu anda yatay iki açıdan da ışık kullanarak beyaz bir zemin üzerinde çekimi gerçekleştirdik. Şimdi ben burada ışık kaynaklarından birisini devre dışı bırakıyorum. Şu anda tek ışık kaynağıyla çekim yapacağız. Bunun sonucuna ekranda beraber bakalım. Şu anda ikinci fotoğrafımızı çekiyoruz. Şimdi ekrana düşer. Evet, netleme işlemini hallettikten sonra ikinci kadrajımı çektik. Zaten burada bir önceki fotoğrafla bu ikisi arasındaki ışık farkını veya hani ışığın fotoğraftaki veya çekimlerdeki etkisini görmeniz açısından umarım yeterli olur. Şimdi ben tekrar softbox'ı açıyorum. Tabii bunların ışıkları da ayarlanabiliyor dediğim gibi. Şimdi ben bunu devre dışı bırakıyorum. Ve bunu arkadaşlar şuradan kaldıracağım. Şöyle. Şimdi yansıtıcımızla bu işlemi yapacağız. Şöyle. Tabi kullanım amacına göre gümüşü kullanabilirsiniz. Soft'u kullanabilirsiniz. Gold denilen altın rengini kullanabilirsiniz. Ama bu tür çekimlerde veya iç mekan çekimlerinde ışığın daha doğal olması için gümüşü kullanmanızı tercih ederim. Şimdi şurada video fotoğrafı çektiğim zaman arkadaşlar şu şekilde. Tabi bunlara ayak vesaire falan yapıp kullanabilirsiniz. Şu anda tekrar bir çekim yapıyorum. Evet, şu anda yansıtıcıyla çekilmiş bir fotoğraf ve yansıtıcı olmadan çektiğimiz fotoğrafı tekrar çekerek göstermek istiyorum. Burada hani bir ön izleme almak istiyorum ben. Yani özellikle hani gölgeleri yumuşatmak açısından veya ışığın kırılmasını sağlamak açısından bunlar da yetecek kadar iş görüyor. Yani böyle bir softbox alarak veya sürekli bir ışık kaynağı yaparak bunlardan faydalanıp iş yapabilirsiniz. Işığı farklı açılardan kullanabilirsiniz. Bunun gayet sadece bu açıdan değil arkadaşlar. Ama şu şekilde de tutma olanağı sağlıyor. Ve daha farklı. Ve bunlar iç mekanda olduğu kadar dış mekanda da işlem görüyor. Dediğim gibi özellikle düğün çekimlerinde olsun veya işte buna benzer tanıtım çekimlerinde olsun. Şimdi sürekli bu tarz ışık kaynaklarını götürme imkanımız olmadığı için ki özellikle elektrikli ise zaten imkanı yok çıkartmamızın. Normal akülü olanlar var. Onların da maliyetini zaten araştırmalar sonucunda rahatlıkla görebilirsiniz. Hal öyle olunca çok fazla da şey yapamıyorsunuz ama bu reflektörlerle veya yansıtıcılarla dışarıda doğal ışığı, güneş ışığını gölge alanlara yönlendirerek daha güzel, daha etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu da fotoğraflarınızın daha güzel,
daha spontane olmasını sağlar. Bununla ilgili zaten düğün çekimlerine mutlaka gitmişsinizdir veya çekenler görmüşsünüzdür. Bu tarz malzemeler sürekli yanlarında bulundururlar. Şey yaparlar. Benim bunu işte size göstermemin amacı hesaplı olması ve herkesin ulaşılabilir durumda olması. Bunu evde de kullanabilirsiniz, dışarıda da kullanabilirsiniz. Bu konuyla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Bu video umarım işinize yarar. Dediğim gibi sizden gelen istekler talebinde ben bu tarz videolarımı çekiyorum. Çok fazla da uzun tutmak istemiyorum. Çünkü belirli bir süreden sonra izlenilmiyor. Kısa ve öz bir şekilde bilgileri size aktarmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.